Çıllık seni! Seni gebertirim ben! Sen ihbar ettin değil mi? Öldüreceğim seni, öldüreceğim! Bırak beni! Bırak! Bırak! Bırak dedim! Bırak! Bırak dedim! Delirtme beni kadın! Hoca Emmi'den başkası bilmesin hala. Jandarmayı ben aradım. Halinden şüphelendiydim zaten. Bugün dayanamadım, takip ettim. Ben de şimdi Ali'den geliyorum. Hükümetle ona kek götürmüştüm. İyi yapmışsın. İşin yoksa sağlık ocağına gelsene. Sana da ikram edeyim. Sağ ol. Kuru bir ağaca can verecek kadar büyüktü sizin sevdanız. Öyle ki bir yandan kıskanıp bir yandan dua ederdi. Bitmez mi Ali? Sizin sevdanız bitmemeli. Bitti öyle mi? Hadi öyleyse. Yüzüme bakarak söyle. Mihriban'ı sevmiyorum de. Mihriban. Konuşmamız lazım. Diyeceğim. İyi akşamlar. Bırakın beni, bırakın diyorum size. Bırak. Murat nerede? Kafanız almıyor mu aptal herifler? Murat öldü diyorum size, anlamıyor musunuz? Bak Eşber, hem aileni hem de kendini hiç yoktan perişan edeceksin. Hiç yoktan öyle mi? Görüyor musun? Halime bak. Niye bu haldeyim biliyor musun sen? Evet Eşber, biliyorum. Evren kurtul. Oh ne güzel. Tüm geçmişini, gururunu sil at bir anda. İnsanların yüzüne nasıl bakacağım ha? Hangi yüzle? Hiçbir halt bilmiyorsun, tamam mı? Diyelim ki haklısın. Seni anlamıyoruz. Peki hapiste yatınca farklı mı olacak? Kendini daha mı onurlu hissedeceksin? Evet. Daha onurlu hissedeceğim. Ben bu dünyada tek bir büyüye inanırım. Öyle bir büyü ki kuvvetinden önünde dağlar eğilir. İnsanın içindeki sevgidir bu, aşktır. Başka ne büyü bilirim, ne fala inanırım. Seviyor mu Mihrali'yi? Derdin ne öyleyse? Bak Kemal'in kızı, eğer insana sevmek yetmiyorsa, illa karşılık bekliyorsa, sevda değildir bu, ihtirastır. Aşkı seç Kemal'in kızı, aşkı! Büyüt aşkını! İşte şimdi yanımda. Hayırdır? Bir sorun mu var? İki aydır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdin. Ne diyorsun kardeşim? İyi misin sen? Bırak bu ayakları hadi. Kolay kolay kurtulabileceğini mi sandın? Ne kuşları yakaladık biz havada kanadından. Önce lafınızı bilin de konuş. Bakın herhalde biriyle karıştırıyorsunuz. Kimi arıyorsunuz kardeşim? Nişanlının yaşadığını inkar ettiği yetmedi mi? Yer miyiz Murat kardeş? Gördünüz mü? Size bir yanlışlık olduğunu söylemiştim. Benim adım Murat değil. Kim burada Eşber'i biliyor musun? Mihriban. Azam sen delirdin mi? Azam ne yapıyorsun? Azam! Delirdin mi, ne yapıyorsun? Delirdim ya! Vücudunda 4 kurşun yarası tespit edilmiş. Bunların sebebini ve kimin yaptığını öğrenebilir miyim? Thank you.
hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Aşkı seç Kemal'in kızı, aşkı. Büyüt aşkını. Öyle ki sevmek yetsin sana. O zaman sen de seç. Seni dinliyorum. Kim yaptı bunu? Hükümetin önünden geçtim. Hükümet? Ne yapıyorsun burada? Hükümetin önünden... Hükümet? Geçtim. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Evet. Bilmiyorum savcı bey. Karanlıkta göremedim. Allah 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 Bismillah 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 Allah 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 Bismillah 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 Bismillah. Ne oldu hükümet? Ne olacak lan Bileli? Ben de sandım ki. Hadi durma burada. Dükkana gidelim de sıcak bir çay içelim ha. Gidelim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Vuranı görsen tanıyamazsın yani. Peki vurulduktan sonra ne yaptın? Gün batana kadar mağaralarda saklandım. Olayın gece olduğunu söylemiştin. Karanlıktı diyordun. Daha ne kadar sürecek bu? Mahşer sorgusunda mıyız? Sayın savcım, müvekkilim yaralı olduğu için kendini pek iyi hissetmiyor ve... Görebiliyorum avukat bey. Ben de bunun sebebini merak ediyorum zaten. Bak, bulunduğun durum çok kritik. Farkında değilsin. Onun için sorduklarıma adam gibi cevap ver. Son olarak tecavüzle suçlanıyorsun. Bu suçlama için ne diyeceksin? Yalandır savcı bey. Geçmişi temiz, namuslu bir aileden geliyorum. Öyle bir şeyi yapacak kadar şerefsiz değilim. Buyurun Rasim Bey. Asker kardeşlerimize de getirseydin. Sağ olun, içmeyeceğiz. Sen dışarıda bekle. Peki Rasim Bey. Nerede kaldınız? Anca geldik. Evden çıkamadı ki. Zeliha. Bakıyorum çok çabuk unutuyorsun. Neymiş o unuttu? Yok bir şey. Sorgu devam ediyor mu? Evet. Savcıyla avukat içeride. Sen ne yaptın? Konuştun mu Dumanlı Hoca ile? Konuştum. Ne dedi peki? Ne diyecek? Her zamanki şeyler işte. Gelin adabına göre isteyin diyor. Elin aşifteleri ne zamandan beri adabına göre istenir oldu? Eğer tek yol buysa... Bu galiba Rasim. Elimi kolumu bağlıyorsun Dumanlı Hoca. Ama bilmezsin. Elim dursa ayağım durmaz benim. Oh, elhamdülillah. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Bereketli olsun Nasibe Hanım. Bereketi hepimizin başına. Dün akşam namazından sonra kim geldi dersin Nasibe? Kim ola ki? Azam. Evlilik mevzunu açtı yine. Ben de gelin isteyin dedim. Fadime, kızım... Senin mutluluğun bizim için her şeyden önemli. Bir kez daha sormak isterim. Ne dersin? Siz nasıl uygun görürseniz. İnsanın hayatını tayin etmek biz kullara değil, yalnız Allah'a ve insan iradesine düşer. Onun için Cenab-ı Allah irade vermiştir insana.
İradem sizindir hoca emmi. İrade senindir kızım. Biz sadece yol gösterebiliriz. O yoldan gidip gitmemek senin elinde. Yolunuzdan gitmeye razıyım hoca emmi. Peki kızım. Ha, bu arada Eşber'i kimin ihbar ettiği daha ortaya çıkmadı değil mi? Ha? Hükümetin önünden geçtim. Mimi, ne yapıyorsun lan? Rafet amca, çapa yapıyorum hükümet. Mimi, çalsana lan, çalsana. Çalmayı bilmiyorum dedim ya hükümet. Sen daha iyi çalıyorsun. Sen çal. Çalsana lan. Peki hükümet. Seni kıracağıma şu örse koyup kafamı kırarım daha iyi. Ver. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Bilbeli. Saz mı çalıyorsun? Hoş geldin Emine. Hükümeti kıramadım da. Emine, ne yapıyorsun kız? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Çekicim tam gürültüsü yetmedi de sazla mı şişireceğim başımızı? Nereden çıktı bu saz? Babamınmış. Allah rahmet eylesin, çok güzel saz çalarmış. Elime geçince işte. İyi iyi, ben gitmeden çalmaya başlama sakın. Bana bak Emine, çok olmaya başladın sen. Aman aman, şaka yaptım. Meryem teyzeleri aşure götürüyordum. Size de bırakayım dedim. Al hükümet. Allah kabul etsin. Mihriban'a diyeceğim bir şey var mı? Yok. Sağ ol. Peki öyleyse. Kolay gelsin. Emine. Meryem yengeme selam söyle. Olur, söylerim. Mehmet, nereye gidiyorsun? Hesap mı vereceğiz? Hesap vermek değil. Anamla ben her işe koşturamıyoruz. İnekler var, bahçe var, odun kömür var. Hangi birine koşturalım? İşim var abla. Bir yere gidemezsin. Ailede tek erkek sensin Mehmet. İşten kaçma. İş olunca erkekliğim aklınıza geliyor değil mi? Ya ne? İşten kaçınca mı erkek oluyorsun? Yeter be. Şu oyaları yapmaktan beynin sulandı senin. Beni düzelteceğine sen kendine çeki düzen ver. Hiçbir yere gitmiyorsun dedim sana. Abla bırak beni, bırak. İşten kaçıyorsun değil mi? Yapacağın iş eline mi yapışır sanki? Rahat bırak beni. Mehmet! Aman! Dikkat et. Ne oluyor buna ya? Yok bir şey. Hoş geldin, gir içeri. Aşure getirmiştim size. Meryem teyze yok mu? Annem dama gitti. Tezek getirecek. Bir de bunu getirdim. Aa, bu ne şimdi? Çeyizimden bir şeyler işte. Ne gerek vardı? Benim artık ihtiyacım yok. Belki sana yarar. Bilmem ki. Yine de sağ ol. Öyle deme. Gelirken Mihir Ali'ye uğradım. Saz çalıyordu. İçindeki ateş dışına vurmuş. Sana geldiğimi söyleyince bir tuhaf oldu. Sana öyle gelmiştir.
Bilmem artık. Herkesin derdi kendine. Herkes aşık oluyor ama benim aşkımdan anlayan yok. Zeynep hemşireye yaklaşmanın bir yolunu bulsam. Allah'ın cezaları. Hükümetin önünden geçtim. Konuşmak için cesaretimi bir toplasam gerisi kolay. Ama yüzünü görünce... Birden konuşayım pat diye. Hükümetin önünden geçtim. Merhaba Ali. Merhaba. İyi oldu sizi gördüğüm. Ben de size bir şey soracaktım. Tabii. Dün iki kişi geldi. Eski nişanlınızı arıyorlarmış. Fotoğrafını gösterdiler. İnanılmaz ama bana çok benziyordu. İnsan insana benzer. Paralarını almış galiba. Ben bu konuda konuşmak istemiyorum. O öldü, anlıyor musun? Öldü mü? Askerde şehit düştü. Kusura bakmayın. Bilmiyordum. Bak. Herhalde bir yanlış anlamı olacak. O adamlar bana da gelip sordu. Rahatsız ettiler mi? Hayır. Rahatsız etseler de bu benim sorunum. Zeynep Hanım, yine de bir şey olursa haberim olsun. Sağ ol. Ne bitmez sorguymuş. Allah vere de bu eşek kafalı kötü bir şey söylemiş olması. Durur mu hiç gevşek ağzı? Yine başımıza iş açacak. Abla, Fadime davası ne oldu? Ne olacak? Karnı burnunda. Ne oldu savcı bey? Sorgu bitti mi? Sorgu değil, ifade aldı. Suçsuz değil mi? Ona ben değil, hakim karar verecek. Sizlerin de yarın savcılığa kadar gelmeniz gerekiyor. Ama biz bir şey yapmadık ki. İfade için enişte. Peki savcı bey, biz yarın geliriz. Oğlumu görebilecek miyim peki? Hayır, odada gözetim altında. Unutmayın, o hasta değil, tutuklu. İlk başlılığın yetmezmiş gibi verdiğin şımarıkça cevaplarla işimizi iyice zora sokuyorsun Eşber. Ne yapaydım ya? Ayaklarına mı kapanaydım? Artık ayaklarına kapansan da faydası yok. Evlilikten başka çaren yok Eşber. Bana bak avukat bozuntusu. Ben Mihriban'dan başkasıyla evlenmem, tamam mı? Bunu o koca kafana iyice sok. Pekala, nasıl istersen. Avukat. Bugün bana bir cep telefonu getir. Burası pansiyon değil, hastane. Sen de hasta değil, tutuklusun. İnadın sürdüğü sürece de böyle kalacaksın. Unut telefonu. Kurtaramadın oğlumu değil mi? Kurtulmak Eşber'in elinde. Sana niye para veriyoruz o zaman? Abla dur Allah aşkına. Avukatın elinden şimdilik bir şey gelmez. Ne ifade verdi? Kimin vurduğunu söylemedi. Karanlıktı, seçemedim diye geçiştirdi. Hala hırsızlığı koruyor. Bu savcı yarın bizi de çağırdı. Buna ne diyorsun? İfade içindir. Ne söylemeyi düşünüyorsunuz? Düşüneceğiz. Doğruyu söyleyeceğiz tabii. O şıllık elime düşmüşken kolay kolay bırakmaya niyetim yok. Mihribanlı Ali. Dokununca kalbe sevda adlı melek. Kaçabilmek ne mümkün, ne mümkün sevmemek. Ya işte böyle Mihrali. Mihrali. Thank you.
Naime teyze, annem aşure gönderdi. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Emine abla. Aman uzak dur benden, böyle sinirli tipleri sevmem. Sana bir şey sormam lazım. Neymiş o? Bizim bir arkadaş, bir kızdan hoşlanıyor da. Ha, kimmiş o kız? Vallahi Emine abla, düşündüğün gibi değil. Neyse neyse, farz edelim yok. Ne olmuş? Yani kızın gönlünü almak için ne yapması gerekir? Aa, bunda bilmeyecek ne var? Al bir hediye götür. Götürsem yeter mi? Sen mi? Arkadaşın mı? Ha şey, arkadaşım canım. Anladım. Söyle arkadaşına ince bir hediye alsın. Ben sizi bilirim. 2 kilo pirinçle yırtmaya çalışırsınız. Tamam, söylerim Emine abla. Hadi beni tutma, işim var. Tamam, sağ ol. Sen de sağ ol. Doğru söylüyorsun da, hediye alacak para nerede? Koyun posun, değilsin seni, Emin! Ama hanımım! Sus, parça parça edip köpeklere atarım seni! Karanlıktı hanımım! Gerizekalı, sana git Fadime'yi sopala dedim, gittin Azam'ı sopaladın! Ona benzettim hanımım! Kenarda bu gebe kadına nasıl benzettin sen? İstersen yere döverim! İstersen! Senden gelen iyilik şeytandan kes. Defol karşımdan git. Allah'ın belası, gözüm görmesin seni. Komutan. Bir yürekte sevdayla intikam barınır mı? Barınır komutan, barınır. Kimi sevdasını yüreğinde eritir, kimi de sevdasını... Neyse komutan. Sen otele gitmeyecek misin? Gideceğim, gideceğim de önce şu istimlak meselesini konuşalım. Ne istimlağı? Konuşmuştuk ya, Mihran'ın dükkanı. Yapma Rasim! Ne geldiyse başımıza, kötülükten geldi. Milletin günahına giriyor. Ondan sonra da başımıza gelmedik, bela kalmıyor. Enişte. Bütün köyün içinde rezil etti beni. 5 paralık haysiyetim kalmadı. Domuzdan yana mısın sen, yoksa benden yana mı? Değilim. Senden yanayım. Lakin... Bana bak enişte. Ablamın kocasıdır dedik. Enişte dedik. Ama sen eniştelik yapmazsan... Daha ne yapayım Rasim? Elimden geleni yapıyorum işte. Ben de insanım. Biliyorsun, seçimler yakın. Çık bakalım, dışarıda bir nabız yokla. Oğlu zavallı kızların rızına geçen birini bir daha başkan seçerler mi? Bir bak. Ben olmasam bir hiçsin. Anlıyor musun? Hiç. Ya benim istediğimi yaparsın ya da altındaki koltuğa elveda dersin. İşte bu kadar. Kızım, bana zabıta müdürünü yolla. Nasılsın? Sen? Evet. Ben. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim.
istiyorsun? Hükümetin önünden geçtim. Geçtin de ne oldu? Hükümetin önünden geçtim. Hükümetin önünden geçtim. Efendim? Zeynep, kızım. Anneciğim, nasılsın? İyiyim. Akşam rüyamda gördüm de bir arayayım dedim. Anne, iki adam onu soruyordu buralarda. Onun mu? O kim? Murat. Kızım, hala atamadın mı şunu kafandan? Anne, o öldü. Anlamıyor musun? Öldü! Fadime! Fadime kızım! Dolapta biraz kuru üzüm olacak. Veriver de şunun içine katayım yavrum. Evde ne varsa koymak gerekiyor. En az 7 çeşit. Kızım, beni ne kadar seversin? Çok severim hasbihallah. O zaman sevdiğin birini üzmek istemezsin herhalde. Paylaş benimle derdini. Dert paylaşılmadığı zaman insanın içinde büyür. Tıpkı bunun gibi değil mi? İlaçlarını kullanıyor musun? Ben deli değilim anne. İyi de yavrum, Murat diyorsun hala. Niye inanmıyorsun? İki adam gelip onu sordu diyorum. Ama o öldü anne, öldü. Nasıl istiyorsan kızım. İster ölü ister diri. Kafandan at artık şunu da. Zeynep, kızım, ne olur kendine dikkat et. Yaşamana bak. Geçmişte olanlar geçmişte kaldı. Sahtekarlarla, namussuzlarla işin yok senin. Sağ olasın. Afiyet olsun, iyi günler. Ana! Mihir Ali! Yeni mi başladı Arın Ana? Yok oğlum, yer girmişti. İlaçlarını da almıyorsun. Bir doktora götüreyim mi seni? Aman Mihir Ali, geçer. Peki abi. Nereye böyle? Aşure dağıtıyorum oğlum. Sağ olsunlar. Bugün bana da çok bıraktılar. Ama senin yaptığının tadı hiçbirinde yok be Ana. Sen nereye oğlum? Rafet amcanın çapasını yaptım da... Biraz rahatsızmış. Onu götüreyim dedim. İyi etmişsin. Şunu da veriver öyleyse. Olur anne. Oğlum, Meryem yengene uğrayacağım. Bir diyeceğim var mı? Yok anne. Yok. Biliyorsun hasbihallah. Ben de, abim de, öksüz de yetim büyüdüm. Onun bunun yanında yanaşma olarak kaldık. O nasıl söz Fadime? Siz burada yanaşma değilsiniz ki. Biliyorum hasbihallah. Sağ olasınız. Ama hiçbir şey ana babanın yerini tutmuyor. Gönül başka şeyler istiyor. Bir anne sıcaklığı, bir baba güveni. Yavrumun da bizim gibi öksüz ve yetim olmasını istemiyorum hasbihallah. Ne oluyor bize Allah aşkına? Sil bakayım şu gözlerini. Her şey yoluna girecek. Bak, Eşber de yakalandı. Mutlaka evleneceksiniz. Evelallah, Dumanlı Hoca başımızda olduktan sonra çocuğu ne öksüz doğar ne de yetim. Her şey düzelecek değil mi? Düzelecek tabii. Hadi evde otur otura sıkıntı bastı seni. Giyin de mihribanlara gidelim biraz. Çekmiş vurmuş acımadan. Nasıl bulmuş ki Eşber'i? Saklanmıyor muydu? Fahrettinleri takip etmiş. Eşber'i ihbar eden de o. Ayaküstü anlatılacak gibi değil Fadime. Akşama mutlaka konuşmamız lazım. Evlenmenize mani olmak için her şeyi yapar o mihriban denen kız. Fadime,
Kızım bırak artık ağlamayı. Hadi hızlan da gidelim. Yok hala, sağ ol. Sen git. Benim biraz midem bulanıyor. Ay, dibi tuttu. Şey, bozdurmak istiyorum. Ne tabii kadar? Tabii hemen. 50 milyon lira yapar. Çok para yapmaz. Tamam. Tamam. Beyefendi bir saniye. Beyefendi. Ali abi. Beyefendi. Ali abi. Beyefendi paranız kaldı. Hı hı. 1, 2, 3, 20, 40, 50. Tamam. Buyurun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Vay aksi. Köyümüzün sağlık ocağına ilgilenmek bizim görevimiz doktor bey. Şu elektrik işi bile bizi çok sevindirdi, sağ olun. Yalnız koca köy için biraz küçük kalıyor burası. Yazın diyorum, biraz daha genişletsek burayı. Nasıl olur? İyi düşünmüşsünüz Rasim Bey. Yaza doğru bir bakalım çaresini. Şimdi müsaadenizle. Hastam bekliyor. Müsaade sizin. Zeynep Hanım. Geçen günkü yemeğimiz yarım kalmıştı. Evet, maalesef. Bu akşam diyorum. Olmaz Rasim Bey. Haydutlarla yemeğe çıkma gibi bir alışkanlığım yoktur. Bakın, anlamadınız galiba. Ben buraların en saygın insanlarından biriyim. Sizin gibi eğitimli bir bayan da... Padişah olsanız fark etmez. Hem sizin hakkınızda o kadar da saygın şeyler duymadım. Meyve veren ağaç taşlanır derler. Sizin benden başka işiniz yok mu? Var. Ama en önemlisi sensin. Ve işimi bitirmeden vazgeçmem. Benimle böyle konuşma cüretini nereden buluyorsunuz siz? Sahipsiz mi zannettiniz beni? Sahibin var demek. Sizi ilgilendirmez. Mihrali mi yoksa? Hele bu hiç ilgilendirmez. Ragıp, Haydar. Buyurun Rasim Bey. Şu hemşire Zeynep Hanım'ın lojmanı var ya. Oralarda bir dolaşın bakalım. Mihrali'nin hemşireyle ilgisi var mı yok mu anlayın. Peki Rasim Bey. Allah şifa. Allah kabul etsin. Buyurun Allah beyler. Kabul etsin. Hadi selametle gidin. Allah'a emanet olun. Selamün aleyküm hocam. Oo, aleyküm selam Hatice. Hayrola, nereye böyle? Meryemleri aşure götürüyorum. Sizinkini en başta verdim. Oo, bir de canım çekti ki sorma. Allah kabul etsin. Amin. Hocam, şey diyecektim. Mihrali. Bu aralar bir garip değil mi? Üzülme. Zaman bu dünyada dertlere en büyük dermandır. Hem gençlikte olur böyle şeyler. Olur da hocam. Nasıl desem? Korkuyorum. Sen bir konuşsan şu çocukla. Seni sever, sayar, dediğinden çıkmaz. Peki. Ben akşam uğrayıp konuşurum. Senin için rahat etsin. Allah razı olsun hocam. Senden de. Hemşire Zeynep Arman burada çalışıyor dediler de. Nesi oluyorsun?
Akrabasıyım. Yakın akrabası oluyorum. Gitti o, tayini çıktı. Nereye? Bostancı köyüne. Uzak mı buraya? Yok, yakın. 20 dakika mesafede. Peki, sağ ol. Hoş geldin Zila Hanım. Hoş bulduk. Hasibe Ağlan evde yok mu? Yok. Meryem teyzelere gitti. Aa, güzel. Buyur, yok mu? Buyurun, gelin. Dün akşam çok bekledik. İşim çıktı, gelemedim. Aa, işin bizden önemli mi kız? Tam çıkıyordum, Emine geldi. Eşber nasıl? Ah kızım, bize göstermiyorlar ki. Avukat gelip çıkıyor işte. Hep aklı sendeymiş. Öyle ki doktor bu kadar düşünmenin zararlı olduğunu söylemiş. Ya. O Mihriban şiftesi yüzünden birbirinize kavuşamadan ölmesinden korkuyorum. Sağlığı o kadar kötü mü? Sağlığı fena değil de kalbi senin hasretinden yanıp tutuşuyor. Bir an önce evlenip bu ızdırabın bitmesini istiyor. Kısmet. Ama korkma. Sizi bu hallere düşüren Mihriban'ın sonu yakındır. Soluğu kodeste alacak. Hayrola Hatice, bir şey mi var? Birkaç gündür sol tarafımda bir uyuşma var ama. Allah korusun. Tekrar inme gelmesin. Bugün inekleri sağarken biraz zorlandım. Belki ondandır. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Sağ ol Afiyet Mihriban. Olsun. Sağ ol kızım. Eşber'i yakalamışlar öyle mi? Evet. Kaçmaya çalışmış da evin arkasında yakalamışlar. İhbar edilmiş diyorlar. Artık ne kadar doğrudur orasını bilemem. Eşber yakalandığında yaralıymış. Öyleymiş. Ben de bugün muhtardan duydum. Kim vurdu acaba? Ah! Ne oldu kızım? Of. Yok bir şey, yine battı. Ne işliyorsun öyle? Şey... Hı? Hala bitmeden kimse görmesin istiyorum. Özel bir şeydir belki. Bu iş bitmeli artık. İfade işin kolay tarafı abla. Öyle bir duruma geldik ki kimi suçlasak inanırlar. Kimi suçlayacağımız hala belli değil mi Raz? Mihriban tam avucumuza düşmüşken uçup gitmesine nasıl izin verebiliriz? Eniştem ne zaman gelir abla? Yere batasıca. Neredeyse gelir. Eniştene o kadar güvenme Raz'im. Bugünlerde iyice baş kaldırmaya başladı. Bunu da yola getirmek lazım. Eniştem dert etme abla. O ne zaman sözümüzden çıkmış da şimdi baş kaldıracak? Parayı gücü bilmiyor. Kendini hala çiftlikteki azaplardan biri san. Çarıklı yürüyor. Kılını bile kıpırdatamaz bize karşı. Yarın öbür gün seçimler var. Arkasından desteğimi çektiğim anda yıkılıp kalıverir ortalıkta. Sen yine de tedbirli ol. İnsanın kalbi bir kere yumuşadı mı yüzü yerden kalkmaz. Geldi işte. Oo enişte, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Yorgun görünüyorsun. Ne oldu isimli kişi? Bakacağız bir çaresine.
Ne isim la? Yakında anlarsın. Enişte, biraz önce yarınki ifade işini konuştuk. Savcı karşısında hepimiz aynı ifadeyi vermeliyiz. Onun için şimdi bir karara varmamız lazım. Bir an önce bitsin de şu iş. Eşber'in başına ne geliyorsa mihriban sevdasından geliyor. Ne varsa o şıllıkta. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız abla. Hem sen istediğine kavuşacaksın hem de biz. O zaman hepimiz aynı düşünüyoruz. Herkes ne biliyorsa söyleyecek işte. Gerçek neyse o. Doğru söylüyorsun. Mihriban'ın yaptığı gerçeği ortada. Yeter ki içimizden bir dönek çıkmasın. Olur böyle şey. Anlayacağım, böyle oldu hocam. Anladım evladım, anladım. Hocama şure vereyim mi? Bilirim, seversiniz. Sakın zahmet etme kızım. Evde kâfi derecede yedim. Hem sen bu halde dolaşma bakayım ortalıkta. Ben doğru git yat. Dinlemiyor. Dinlenmen lazım. Haklısınız. Hayırlı akşamlar. Sana da kızım. Mihir Ali. Ne zamandır şöyle oturup dertleşmiyorduk. Kabahat bende hocam mi? Dünya işine dalıp unuttuk. Dünya işleri gelip geçicidir. Ama dostluklar hep baki kalır. Hele sevda, aşk. Anladın değil mi demek istediğimi? Gözlerini kaçırmak, benden kaçmak kolay. Ya kendinden nereye kadar kaçacaksın? Kaçtığım ne sen ne de kendin. Ben sadece... Mihir Ali, şu koca dünyada tek başıma kalsam da yine de yalnızım demem. Rabbimin her yanda, baktığım her yerde olduğunu bilirim. Kimileri onu arayıp durur, nerede diye sorar. Ona ulaşmanın ne kadar kolay olduğunu bilmez. Bazen dağda taşta, bazen nimette, bazen bir dost elinde, bazen de yar gözünde. Mevlana Hazretlerinin söylediği gibi bir şey vardır Mihir Ali. Gerçek aşka, yani ilahi aşka giden yol mecazi aşktan geçer. Yani dünyevi aşktan geçer der Hazreti Mevlana. Seviyordun Eşber. Ama ben... Bunlar neden? Niye taktırdın kollarıma? Böyle olsun istemedim. Seni seviyorum. Kötü bir rüya gördün galiba. Haydar, gel gidelim ya. Kimsenin gelip gideceği yok. Donduk burada. Rasim Bey canımızı okur sonra. Acıktın mı canım? Hem de çok acıktım.
beni seviyor musun? Evet. Hem de çok seviyorum. Ama hiç söylemiyorsun. Sana karşı olan tavırlarımdan anlamıyor musun seni sevdiğimi? Ama ben senin ağzından da duymak istiyorum. Gerçekten seven insan aşkını bakışlarıyla anlatır. Ama sen bana hiç de aşık gibi bakmıyorsun. Merhaba Zeynep. Dışarısı bayağı serin. Beni içeri davet etmeyecek misin? Lütfen rahat bırak beni artık. Git başımdan. Yeter artık. Defol. Bilal değil miydi o? Hadi gidelim. Rasim Bey bunu duyunca kan gölüne çevirecek Bostancı'yı. Öldün diyorum, öldün. Gördüğün gibi karşındayım işte. Ölü filan değilim yani. Beni anlaman lazım. Askerden sonra gitmem gerekiyordu. Hem başıma neler geldiğini bir bilsen. O kız meselesini de anlatacağım sana. Evet, aldattım seni ama... Yo, aldatmadım. Ben sadece öldüğünü biliyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Bak, canım. Unutalım artık bunları. Onun içinde ne kadar para var biliyor musun? Ne istersen alacağım sana. Artık yanındayım. Yanımda falan değilsin. Boşuna uğraşıp durma. Delirtemeyeceksin beni. Ölüsün sen, ölü! Hadi bırak şu ölüm laflarını. Asıl sen bırak. Bırak beni. Bana bak. Saklanmam lazım. Git. Anladın mı? Birkaç gün. Burada kalmam lazım. Hayır. Hayır, seni bir dakika bile görmeye tahammülüm yok artık. Git, defol. Şşş, defol. Kendine gel. Defol dedim sana. Çık dışarı. Çık git hayatımdan. Sus, sus be, sus. Gidiyorum. Hata bende. Deliden medet umuyorum. Ne halim varsa gör. Çatlak. Ne oldu? Konuşsanıza. Rasim Bey, Mihrali'yi hemşirenin evine girerken gördük. Emin misiniz? İyice gördünüz mü? Gördük. Tanınmamak için takım elbise falan giymişti ama Ragıp da gördü. İlla gebertmek mi lazım?
İn! Hadi! Gidiyoruz. Sen öldün Murat. Artık Ali var. Günaydın hükümet. Çay demlemedin mi daha? Demlerim lan. Hadi yürü. Hadi. Sen çok asmaya başladın son günlerde. Rasim, oğlan görmedim demiş. Bizim başka bir şey söylememiz doğru mu sence? Neyin doğrusunu soruyorsun be adam? İşin doğrusunu konuşmadık mı dün? Bir şey desene Rasim. Doğruyu söyleyeceğiz tabii. Neyse ne. Şu başımızdaki belalardan kurtulalım da. Hadi. Ana, bu çocuğun aklını başına getirmek lazım. Sabahları kalkıp bizimle kahvaltı bile etmiyor. Akşama kadar uyuyor. Bilmem ki kızım. Dün akşam geldi. İki laf etmeden girdi yatağa. İçki içmiş yine, leş gibi kokuyordu. İçki içecek, kahveye gidecek parayı nereden buluyor anlamıyorum ki. O it kopuk arkadaşları var ya, onlar ısmarlıyorlar kızım. Bu böyle gitmez ana. Serseri olup çıkacak bu çocuk. Mileni, gel lan! Geliyorum. Eşberin vücuduna yakın mesafeden 4 el ateş edilmiş. Bunu kimin yaptığına dair bilginiz var mı? Savcı bey, benim buralardaki namımı bilirsiniz. Allah'a şükür, herkesin saygısını kazanmışım. Ben bu noktaya hep doğruların yanında olduğum için geldim. Şimdi de işin doğrusunu söyleyeceğim. Ana, gel. Söyle kızım. Biraz gelir misin? Gel. Ana, benim sandığımdan bir şey aldın mı? Yok kızım. Senin sandığından ne alabilirim ki? Biri yeminlerin arasına sakladığım altını almış. Aman kızım. Yeminlerin arasında altının ne işi var? Mehmet. Mehmet. Mehmet kalk. Mehmet. Ne oluyor gene ya? Sandığımı sen mi karıştırdın? Sana soruyorum. Mehmet. Anlaşıldı. Şimdi de hırsızlığa başladı. Ama kızım ne diyorsun Allah aşkına? Oğlunun içki paralarını nereden bulduğu anlaşıldı anne. Çeyizimdeki altını Mehmet çalmış. Oğlum, doğru mu? Hiç utanmadın mı ha? Nasıl yakıştırdın kendine? Konuşsana. Çaldıysam çaldım. Ama içki içmek için değil. Niye çaldın oğlum? Zeynep hemşireye hediye almak için çaldım. Ne Zeynep hemşiresi, ne hediyesi? Bilin bakalım, lojmana hediyeyi vermek için gittiğimde kimi gördüm? Kimi? Ali abi, Mihrali'yi.
Gecenin bir vakti lojmandan çıkıyordu. Şimdi biraz da çalışalım bakalım. Eline sağlık kökü. Allah, 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 Allah. Bismillah, 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 Bismillah. Allah, 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 Allah. Bismillah. Ne diyorsun sen Mehmet? Kulağın duyuyor mu söylediğini? Abla yalan mı söyleyeceğim? Gözlerimle gördüm. Mehmet! Eğer yalan söylüyorsan öldürürüm seni. Mehriban, kızım. Allah, Allah! Bismillah, 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 Bismillah. Allah, Allah! Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allah, Allah, ne oluyor, hükümet? Allah, Bismillah, 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 Bismillah.